Merhaba, bu daha bir hafta önce internetten yayınlanan bir kongrenin açılış slaydı. 10. Yaşlanma Araştırmaları ve İlaç ile ilgili bir toplantı ve görüyorsunuz aşağıda ne kadar çok ilaç firması buna ilgi göstermiş. Bu da konunun önemini ortaya çıkartıyor ama tabii... Burada izleyecekleriniz için bir uyarıda bulunmamız gerekiyor. Doktorunuza sormadan herhangi bir şey yapmayınız efendim. Şimdi burada söz konusu olan diyet biraz ilginç bir diyet. Oruç taklidi yapan diyet veya açlık taklidi yapan diyet. Fasting Mimicking Diet. Peki nasıl bir şey bu? Şöyle ki birinci gün 1100 kalorilik bir diyet alıyorsunuz. 2 ila 5 gün 800 kalori. Aslında bunun uygulamında 4 ila 7 güne kadar da çıkabiliyor. Ve... Bunun haricinde bir ay içerisinde geri kalan bütün günlerde normal bir şekilde besleniyorsunuz. Çok ilginç değil mi? Sadece 5 gün son derece az bir gıda alıyorsunuz. Geri kalan günlerde ise tamamen normal besleniyorsunuz. Aslında bu işin altında ne yattığının da bir göstergesi bu. Vücudu biraz kandırıyoruz. Yani oruç taklidi veya Açlık yapan bir diyet olarak görüyoruz. Neden? Çünkü aralıklı oruç olarak bildiğiniz şey biliyorsunuz. Gün aşırı oruç var su içilen oruçlar var, kalori alımı kısıtlı oruçlar var, 5 gün yemek, 2 gün açlık var ve bunlar da vitamin eksikliği, yetersiz beslenme, kas kaybı, uyum sorunları, çok ciddi uyum sorunları var, hipoglisemi, hızlı kilo kaybı ortaya çıkabiliyor. Bunun yanında da tansiyon düşüklüğü. Peki bunu nerede kullanmışlar? Kanser hastalarında kemoterapiye destek için kullanmışlar. Hatta tümör küçültücü etkisinden bahsediliyor. Bilenleriniz bilir, Aydın Salih diye bir doktorumuz vardı. Rahmetli oldu. Onun bir açlık tedavileri vardı. Ben onun bütün kitaplarını okudum. Fakat burada farklı bir yöntem olduğunu sizlere biraz sonra anlatacağım. Peki asıl amaç ne bu oruç ve açlıkla? Kansere çare bulmuyorlar ama tedaviye destek amacıyla kullanıyorlar. Kalp damar hastalığı başta olmak üzere şeker hastalığı gibi kronik hastalıklar ve Alzheimer'ın önlenmesinde ve uzun yaşam konusunda destek amacıyla. Yani yaşamın uzatılması için kullanılıyor bu diyet. Hatta yaşamı uzatan diyet diye de iddialı bir ismi var. Şimdi vücudu aç bırakıyor muyuz? Hayır bırakmıyoruz. Vücudun aç gibi kaldığını hissetmesini sağlıyoruz. Yani bir şekilde taklit ediyoruz açlığı ve aldatıyoruz vücudumuzu. Ve bunu her ayda 5 gün yapıyoruz ve 3 aylık dönemden sonra 1. hafta ve 3 ay sonra yapılan tetkiklerde biyokimyasal olarak bunların etkililerinin %60'ının devam ettiği ortaya çıkmış. Bakın çok ilginç yani Ayda 5 gün aç kalıyorsunuz, az yiyorsunuz ama yeniden normal bir şekilde geri kalan günlerde besleniyorsunuz ve vücudunuz bunu aşırık olarak algılıyor. Bakın bu aşırının temelinde bu gördüğünüz karışık bir tablo var ama bu tabloyu ben size hemen özetleyeyim. Birincisi şu şeker metabolizması biliyorsunuz glikojen depoları boşaltılıyor, yağ dokusu yakılıyor ve strese karşı daha iyi hale geliyor. Otofajı yetmiyor, aynı zamanda özellikle protein geri dönüşümü söz konusu. Bir de büyüme durduruluyor. Bu çok önemli. Büyüme hormonu ve IGF-1 denilen bir madde var, insulin growth factor 1. Bu da düşüyor ve kemik iliğindeki kök hücre değişiminde lenfoid miyelit oranı bile değişiyor. Organlar küçülüyor, hatta pankreas ve kalp küçülüyor. Ve dediğim gibi bu büyüme hormonu ve IGF-1 kanser ve kronik hastalıklar konusunda çok önemli, ilginç, çok eski bir videom var. Onun bağlantısını buraya bakacağım. Cücelerdeki bu hormon değişikliklerini aktaran bir video. Merak ediyorsunuz ona da bakabilirsiniz. Şimdi bir kere bir miktar kilo veriliyor mu? Veriyor. Yağ dışı kas kitlesinde yani limodimes... O kaybı olmaksızın az da olsa bir miktar kilo veriyorsunuz. Ama işin temeli kilo vermek değil, dediğim gibi kronik hastalıkların önlenmesi, kanseri destek tedavisi, şeker metabolizmasının düzenlenmesi ve uzun vadede ömrü uzatmak. Ve şeker hastalarında mesela 4 ile 12 ayda yapılan bu oruç taklidi diyetlerde diğer periyodik oruçlara göre, o ağır oruçlara göre sonuçlar daha iyi. Ve çok önemli bir şey var burada. Beklenen yaşam süresine çok ciddi bir şekilde bir etkisi var. Görüyorsunuz bu fast mimicking diet yani oruç taklidi yapan diyet yaklaşık iki buçuk yıl kadar bir fark yarattığı söyleniyor. Ve bunun haricinde de Tümörler konusunda da çok ciddi çalışmalar var. Yavaş yavaş hayvan deneylerinden insan deneylerine geçiş söz konusu tümörün küçülmesi özellikle bağışıklığın düzelmesiyle beraber açlıkla sadece kemoterapide normal hücrelerin ortadan kalkması değil, kanserli hücrelerin ortadan kalkmasına gayret ediliyor. Ve bakın nasıl bir diyet var? %9-10 protein, %50 civarında bir yağ var, %30-40 karbonhidrat var. Ve burada çok önemli bir nokta var. Mümkün olduğu kadar protein kaynağının bitkisel kökenli olmasına gayret ediliyor. Rafine olmayan karbonhidratlar kullanılıyor. E biliyorsunuz kırmızı et tüketimiyle kronik hastalıklar ve kanser arasında bir ilişki teorik olarak konuşuluyor. Ama bu diyette de özellikle bitkisel kökenli olmanın yanında da eskateriyan denilen yani balık ve deniz ürünlerinin yendiği bir diyet söz konusu. Yani gene mümkün olduğu kadar kırmızı etten uzak durulmaya çalışılıyor. Ve son yıllarda bu konuyla olan ilgi oldukça yüksek ve dediğim gibi gene bir miktar bitkisel beslenmeyle eşdeğer bir diyet uyguluyorsunuz. Oruç taklit eden diyette. Şimdi efendim şöyle bir durum var. Aradan geçen yıllar içerisinde özellikle batı toplumunda ciddi bir obezite artışı var. Yani obezitenin şeker başta olmak üzere damar tıkanıklığı ve kanserle olan ilişkisi hep tartışılıyor. Ve bunu gündeme getiren kişi de bu Walter Longo denilen temel tiplerden köken alan, temel tıptan köken alan bir e, doktor ve kendisinin bu uzun yaşam diyeti diye bir de kitabı var. Eğer gerekli makale araştırmalarını yaparsanız YouTube'da da dahil olmak üzere hep bu kişinin ismini göreceksiniz. Efendim çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.